Kimyasal türler arası etkileşimler soru çözümü birinci soru. Yukarıdaki verilen elektron dağılımı oksijen atomuna aittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Değerlik elektron sayısı 6'dır. Evet son katmanında 6 elektron var. 2 elektron alarak kararlı hale gelir. Evet oktet yapmaya çalışır. Oluşturacağı tüm türlerde kovalent bağ yapar. Baktığımızda bu bir ametaldir. İyonik bağ da yapabilir. Cevap C seçeneği. Ametaldir evet 6 ile bittiği için ametal. Lewis yapısı son katmanında 6 adet nokta olmadı. Evet 6 adet nokta var. Na atomuna ait elektron dağılımlarından hangisi doğrudur şeklinde bir soru verilmiş. Bakalım. Evet sodyum 2 10 18 19 olarak verilmiş burada. Burada 18, burada 11. Evet sodyuma baktığımızda atom numarasının 11 olduğunu biliyoruz. Ama burada 29 şeklinde bir yazım açıkçası hatalı bir yazım olmuş. Bu soru hatalı bir soru. Soruya baktığımızda şurada bir tane 8 fazladan konulmuş. Sıradakine bakalım. A metallerin kimyasal etkileşimleri ile ilgili verileri, verilenlerden bir. Hem elektron alır hem elektron verir. Doğru. Bileşiklerinde daima pozitif değerlik alır. Yanlış sadece kendi atomları arasına bağ oluştururlar. Bu da yanlış. Yalnızca bir doğrudur. Yandaki periyodik cetvelde 8A grubunda bulunan bazı elementler gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Li lityum kararlı bileşiklerinde helyuma benzer, evet bir elektronunu verir ve helyuma benzer. Magnezyum atomu kararlı halde 2 elektron vererek N'ye benzer demiş. N'ye benzer demiş. Doğru. N ve ara benzeyen atomlar oktet kuralına uyar. Oktet kuralı 8'e tamamlamasıdır. Bunların son masamağı da 8. Helyuma benzeyen atomlar oktet kuralına uyar. Hayır, oktet kuralına değil, dublet kuralına uyarlar diyoruz. Atom numarası 7 olan X atomuna ait Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 2, 5 şeklinde yazılır. Son katmanında 5 adet nokta olmalı. Bakalım 4 değil, değil. Evet B seçeneğinde verilmiştir. Yukarıdaki verilen kalsiyum atomuna ait elektron dağılımında bazı değerler A, B, C, D ile gösterilmiş. Bu zaten kesinlikle 2 ve 8 olacak. 8, D'yi de bakacağız. Kalsiyumun numarasına göredir. Buna göre kalsiyum atomunun Lewis yapısını belirlemek için A, B, C, D değerlerin hangileri tek başlarına bilinmesi yeterlidir. Değerlik elektron sayısı olan D'yi bilmemiz lazım. D'yi D'yi bilmemiz için de bizim burada genel olarak bakalım şuraya bir A veya B demiş. Hayır. C veya D. Hayır. A veya C veya D şeklinde söylemiş. Ama burada yalnız A'yı bilmemiz bizim için yeterli olacaktır diyoruz. Soru hatalı olarak verilmiş bu da Şuna bakalım. Aşağıda bazı atomlar ve iyon hallerinin Lewis yapısı gösterilmiş. Eşleşmelerden hangisi doğru değildir? C'de 4 adet nokta olmalı. Evet. Daha sonra 4 adet almış, 8 adet olmuş. Doğru. N'ye bakalım. 2 4 5 nokta olmalı. 3 tane almış 8 olmuş. B'ye bakalım 2 nokta olmalı. 2 tane vermiş tamam. Li 1 nokta olmalı. 1 tane vermiş tamam. Helyum 2 nokta olmalı. Fakat helyum daha fazla veremez. Devam edelim. X ile Y arasında iyonik bağ. Y2 kovalent bağ. Zaten buradan Y'nin direkt ametal olduğunu söyleyebiliriz. Y ametaldir. X metaldir. Evet bu kadar. Bakalım. En güçlü etkileşimi bize sormuş. Baktığımızda en güçlü etkileşimin burada bir kere en güçsüzü kovalent bağ. yani ikincisi en güçsüz olacak. Şıklara baktığımızda zaten direkt kendi belli ediyor. Metalik bağ en güçlü bağdır. Ardından iyonik bağ. Ardındansa met kovalent bağ gelmektedir. X2 iyonunun kararlı halde 18 elektronu vardır. Buna göre X atomu ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Demek ki bu 18 ise normalde 16 elektronu vardır. 16 ise 2, 8, 6'dan X'de 6 nokta olmalı. 2, 4, 5, 6 doğru. Nötr atomunun değerlik sayısı 6'dır. Doğru. Kendi atomları arasında metalik bağ yapar. Şimdi baktığımızda değerlik elektron sayısı 6. Bu bir kere metal değil. Bu bir ametaldir. Evet ametal. Doğru. Hem iyonik hem de kovalent bağ yapabilir şeklinde bu da doğru ama C şıkkı yanlıştır. Metallerin kimyasal etkileşimleri ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sadece elektron almaz, aynı zamanda verirler. Baktığımızda bu ifadenin yanlış olduğunu görüyoruz. Başka atomlarla sadece iyonik bağ oluştururlar. Metalik bağ da yapabilir metaller. Bileşiklerinde pozitif veya negatif değerler alabilirler. Yanlış. Metallerin ametalle yaptığı iyonik etkileşimler zayıf etkileşimlerdir. Bu da yanlış. Li3 element atomu oktet kuralına uyarak iyonik bağ yapar. Hayır bu oktet kuralına uymaz. Şimdi çıkarı bir daha bakalım. Bu kesin değil. Evet bu metalik bağı büyük ihtimalle dahil etmeyeceğiz bu soruda. Çünkü ona göre basit bir soru olarak sorulmuş. Hani metalik bağı bilmemiz istenmemiş. Bu yüzden hangisi doğrudur şeklinde baktığımızda B olduğunu görürüz. Evet, şimdi ikinci test.